Merhaba arkadaşlar. Bugün ayak tırnağı ile ilgili, yani ayak mantarı ile ilgili bir video çekeceğiz. Videomuzun aslında içeriği siroksil. Siroksil nasıl kullanılır? Yani ayak mantarı olmayanlar siroksili tabii ki bir YouTube kanalında arayıp kullanmayı denememişlerdir. Siroksil de kullanabilirsiniz, Nibulen de kullanabilirsiniz. Bana doktor ister siroksil tercihimi bıraktı. Nibulen'i de tercih etti. Siroksil ikisinin kullanımı aynı aslında. Şöyle içerisinden bir ilaç çıkıyor. Bunu tırnağınıza sürüyorsunuz ama nasıl süreceğinizi ben size söyleyeceğim şimdi. Birinci ay 2 günde bir sürün diyor. Yani 2 günde bir sürüyoruz ama ilk sürdüğümüz gün örneğin gün aşırı sürmemiz gerekiyor. Bir gün bekliyoruz, ikinci gün tekrar sürüyoruz. Bir gün bekliyoruz, ikinci gün tekrar sürüyoruz. Bir gün bekleyip ikinci gün tekrar sürüyoruz. Bunu bir ay boyunca bu şekilde devam ettiriyoruz gün aşırı. İkinci ay ise haftada 2 kez sürün diyor ve haftada 2 kez sürüyoruz. Üçüncü ayda da yine haftada 1'e düşürüyoruz. İçerisinde törküleri var örneğin. Ve alkollü mendilleri var. Şöyle alkollü mendilleri var. Törpüleri var şu şekilde. Başka törpüleri de var yine aynı şekilde. Ben biraz kullandığım için bu yani çok araştırdım bunu nasıl yapacağım diye. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Aynı şekilde Nibulen'de de şöyle göstereyim. Nibulen'de çıkan biliyorsunuz aynı yani içindeki alkollü mendilleri var yine aynı şekilde. Irmak göstersin bize. Çıkar kızım alkollü mendillerini. Aha, onlar anneciğim çıkar. Alkollü mendiller var içinde. Onlarla da sürdükten sonra ayağımızı temizliyoruz. Şunun içinde minik minik alkollü mendiller var. Şimdi evet böyle. Şimdi ayağımın tırnağımı göstermek istiyorum ben. Benim tırnağımda çıkan yara şu şekildeydi. Gördüğünüz Bir de gibi. şu ayağı var. Şu. Evet şöyle tam bir dakika Bir de görünmüyor şu kızım. var. Küçük tırnağımı da göstereceğim şimdi. Tam gösteremiyorum ama şöyle bir ayak mantarı çıktı. Tam kökünden başlayan tırnak mantarımız çıktı. Küçük olan da böyle zaman içerisinde Biraz daha o kötü. evet biraz daha kötüydü. Diğer tırnaklarında bir şey yok. Yani buradan buraya atlamış olması da mümkün. Bilemiyorum. Öncelikle fırçayı açıyoruz. Şunu açalım anneciğim. Siroksil açıyoruz. Aynen. Açıp şöyle yaralı olan yere sürüyoruz cilamızı. Çok almanıza gerek yok. Tırnağa sürüyoruz tatlım. Tırnağa. Tırnağa sürüyoruz. Evet. Evet. Fırçaya teker teker batırmanıza gerek yok. Yaralı olan yere sürüyoruz güzelce. Sürdükten sonra bunu gün içerisinde gün aşırı sürüyoruz ve haftada İlk ay haftada iki kez törpüleyip bir kez alkollü mendille çıkartıyoruz. Şimdi bu böyle kalacak. Birkaç gün geçtikten sonra ben bunu Başka ne yapayım? törpüleyeceğim. Törpülemesi de bu kötü olan hücreyi buradan kazımak aslında amaç. Kazıdıktan sonra tekrar biz alkollü Başka ne mendille temizleyip yapayım? devam edeceğiz. Yani mantık şu arkadaşlar. İlk ay 2 günde bir kullanıyorsunuz. Şöyle 2 günde bir kullanıyorsunuz. Fakat 2 günde bir gün aşırı sürüyorsunuz. Hemen törpülemenize gerek yok. İlk hafta 2 kez törpü yapmanız ve bir kez alkollü mendille çıkarmanız yeterli. İkinci ay haftada 2'ye düşüyor sürmeniz. Üçüncü ayda haftada 1'e düşüyor sürmeniz. İkinci ayda törpülemeyi sadece haftada 1 kez yapıyorsunuz. Ben bunu araştırdım. Yani ayda 4 kez törpüleme yapmış oluyorsunuz. Onun dışında üçüncü ayda da haftada 1 kez sürdükten sonra törpülemeyi daha az yapıyorsunuz. Ve altıncı aya kadar ise altıncı ayda da haftada 1 kez yine cilayı sürmeye devam ediyorsunuz bu şekilde. Bu Nibulen'i de kullanabilirsiniz. Nibulen de aynı kriterlerde tırnak cilası olarak geçiyor. Siroksil de kullanabilirsiniz. Ben yeni başladım kullanmaya. Etkisini görmeye başladım. Yani törpülemeyi ve cilalamayı iyi yapmak gerekiyor ve bunun iyileşme süreci 6 aymış. Onu da araştırdım. Yani 6 ayda bu süreç.
süreçte tırnağınız iyileşebilir, tırnak mantarınız. Bırakmanız durumunda ilacı sürmeyi, bakımınızı yapmayı tekrarlayabiliyormuş. Yani geçmiyor. Sabırlı olup 6 ay boyunca bu işlemleri teker teker uygulamanız gerekiyor. Ben de çok merak ediyorum. Yani tırnağım geçecek mi, geçmeyecek mi diye. Siroksilin ve nebulenin iyi olduğunu söylüyorlar. Buna müdahil başka ilaçlar da var. Onları da deneyebilirsiniz. Ama en iyisi bunlar sanırım. Bunları bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Evet, bugün çok sıcaktı değil mi kızım? Kaç dereceydi? Çok sıcaktı. Havuza girdin mi bugün? Evet. Evet, girdi benim kızım havuza da. Videoyu çekmekte yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Umarım anlaşılmıştır. Anlamayanlar tekrardan araştırabilirler. Umarım da geçer. Törpülemeyi de şu şekilde gösterebilirim. Törpüyü aldım. Şöyle sadece yaralı olan kısma şöyle göstereyim. Şimdi şöyle törpülüyorum ben. Şöyle biraz törpülüyorum. Şu şekilde biraz törpülüyorum. Ve buradaki mantarlı olan kısmı inceltmiş oluyorum aslında. İnceltip ilacını sürüyorum. Alkolü mendille tekrar temizliyorum. Tekrardan ilacını sürüp törpüleyip devam ediyorum. İşlem bu. Fakat her ilacı sürdüğünüzde kuruduğunda törpülemiyorsunuz. Törpüleme işlemi ilk ayda farklı, ikinci ayda farklı, üçüncü ayda farklı ilerliyor. O yüzden törpülemeye ve alkolü mendili kullanmaya dikkat edin. Yani dediğim gibi mantık şu şekilde. Mantık 2 günde bir sürüyoruz. İlk ay haftada. İkinci ay haftada 2 kez sürüyoruz. Yani nebulenin de açıklaması şu şekilde. Yine içinden bir kullanım talimatı çıkıyor. Kullanım talimatını da ben size göstereyim. Şöyle bir kullanım talimatı çıkıyor içinden. Siroksilinkini ben bulamadım şu an nereye koyduğumu. Yani nebulende de zaten biliyorsunuz. İçinde yazıyor. Nebulen tırnak cilasını ilk kez sürmeden önce hastalık nedeniyle şekil değişikliği olan tırnak bir makas veya tırnak pensiyle mümkün olduğu kadar kısa kesilir. Törkü ile sağlam bölgeye kadar törpülenir. Hastalıklı tırnak tabakası böylece incelmiş olur. Kullanım talimatına bakarsak şurada kullanım talimatı yazıyordu en arkada. Şurada kullanım talimatı yazıyor. Tekrar söylüyorum. İlk ayda gün aşırı sürüyorsunuz ama gün aşırıdan kastı aslında haftada 2 kez. Her gün değil. Yani iş yeri hekimimiz her gün de sürebilirsin demişti. Fakat haftada 2 kez diyor. Ben haftada 2 kez sürmeye tercih edeceğim. Haftada 2 kez yani bir gün sürdüğünüzde sürekli o gün tekrar sürmeniz gerekiyor. Bir gün boşluk bırakıp tekrar sürmeniz gerekiyor. İkinci ayda haftada en az 2 defa diyor. Haftada en az 2 defa bu işlemi yapacaksınız. Üçüncü aydan itibaren de haftada 1 kez uygulanır. Uygulama süresi enfeksiyonun şiddetine bağlıdır. Fakat 6 aylık tedavi süresi aşılmamalıdır. 6 aydan sonra sanırım tekrar bir doktora görünmekte fayda var. Haftada bir kere örneğin cumartesi günleri bütün cila tabakası alkolü mendil ile silinir ve tırnak temizlenir. Ayrıca şekil değişikliği olan tırnak törpü yardımıyla mümkün olabildiğince törpülenmelidir. Tabi törpüleme işlemini her seferinde yapmıyorsunuz. Yani mantık şu, kendinize bir çizelge oluşturun. O çizelge doğrultusunda yanlış yapmamak adına ilk ay, ikinci ay ve üçüncü ayda neler yapmanız gerekiyorsa bir fiil uygulayabilirsiniz. Zamanla cila tabakası bozulabilir. Bu durumda sadece açılan bölgelere yeniden fırça ile nebulen ya da siroksil fırçasıyla tırnak cilasıyla sürmek yeterlidir. Önemli noktalara da değinmiş. Nebulen tırnak cilası tedavisi sırasında tercih edilen renkte kozmetik tırnak cilası sürülebilir. Tırnak cilası kuruduktan sonra tırnağa sürülen kozmetik cila etkinliğinde bir değişiklik yaratmayacaktır. Bazen fırçanın çıkarılması sırasında şişenin kenarlarında yivlerin içinde az miktarda da olsa cila kalıntısı kalabilir. Yiv ve kapak arasında kalan film tabakası yapıştırıcı etki gösterir ve şişenin tekrar açılmasını güçleştirir. Bu durumda sıcak suda bekletiniz ve kuruyan film tabakası erir ve şişe yeniden kolayca açılabilir. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur ve umarım bana da faydası dokunur. Ben de tırnağım iyileştiğinde yine sizlerle paylaşıyor olacağım.
Şimdi kesiyorum. evet, el sallayalım herkese. Bizleri dinledikleri için teşekkür ederiz. İyi ki Irmak bu kanalı bize açmış. İyi ki Irmak'la bu kanalı birlikte herkese yayınlamışız. Kocaman el sallıyoruz. Bu arada Terbisil'den bahsetmeyi unutmuşum. Aynı zamanda 250 miligramlık tablet ağız yoluyla alınan hap yazdı bana doktorum. Terbisil. Bunu da günde bir kez yutuyorum. Ağız yoluyla alıyorum. Bu da mantarı doktor tavsiyesiyle kurutmakta bir fayda. Bunu çekmeyi unuttum arkadaşlar. Yani cila dışında da hapla, ağız yoluyla alınan bir hap tablet var. Bilginiz olsun. Bu da işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan hoşça kalın diyoruz. Bunu içine girmiş Evet. gözden çıkarmaya çalışıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın de kızım. Baba.